Katılımcıları olduğu için öncelikle kısaca ben Nazan Haydari İletişim Fakültesi Medya Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün de hocamız, arkadaşım Esra Ercan'ın bu araştırmasını sunuyor olmak, yani en azından moderasyonunu yapıyor olmak gerçekten benim için çok mutluluk verici. Bu etkinliğin ilk etkinliğinin parçası olmak da çok değerli. Medyanın aslında çok farklı şekillerde, özellikle çocuk hakları söz konusu olduğunda, düşünce özgürlüğü, ifade hakkı ve bilgiye erişim hakkı çerçevesinde sık sık gündeme geldiğini görüyoruz. Özellikle de dijital medya ile birlikte bu tartışmalar çok farklı alanları açıyor bize. Çocuk bu alanı nasıl kullanıyor, kendisini orada nasıl ifade ediyor? Bu alanın aslında farklı hangi aktörlerini görüyoruz gibi çok farklı konuları tartışmaya açıyor. Ve Esra hocamızın da gazetelerde dijital medya ve çocuk ilişkisinin temsiline dair çalışmasının bulguları da yine bu ilişkiyi farklı aktörler, farklı noktalar üzerinden daha derinlemesine görmek, alanın potansiyellerini, limitlerini tartışmaya açmak için de çok değerli verileri var. Onları hep birlikte dinleyecek olmamız da bugün çok önemli. Ben burada böyle daha sonrasında tartışmayı ilerleteceğiz ama sunuma geçmeden ve sözü hocam sana vermeden önce kısacık Esra hocamızı tanıştırmak istiyorum. İletişim Fakültesi Medya Bölümü öğretim üyemiz, doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden aldı. Doktora çalışmalarının bir kısmını London School of Economics Medya ve İletişim Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Programı'ndan, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Kendisi Ekrea, ICA, Ekrea'da Children Youth and Media Section, ICA Children Adolescents and Media Division üyesidir. Aynı zamanda çalışma alanları dijital medya, çocuk ve aile ilişkisi üzerine hem dersler hem seminerler veriyor. Bu alanda çalışmalar yapıyor ve Esra hocamızın medya bölümü de kapsamında, ders kapsamında 5-6 yıl oldu değil mi hocam? Evet, 6 yıl önce başlatmış oldu. Dijital medya ve çocuk platformu da aslında dijital medyayı hem ebeveynlerle birlikte düşünmek için çok önemli bir platform haline geldi. Öğrencilerimiz de bunun bir parçası. Ve bunun bu şekilde farklı araştırmalarla yeni soruları da bir araya getirmiş olması önemli deyip hocam sözü sana vereyim. Sonrasında tartışırız. Yine. Çok teşekkür ederim bu giriş için, moderasyon için ve bütün çocuk çalışmaları mükemmeliyet merkezi hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç oldu. Ben de çok heyecanlıyım. Bu mükemmeliyet alanının ilk seminerini gerçekleştirdiğimiz için. Bu bir BAP projesiydi. Zoom'daki belki de bilgi dışından katılan aslında konuklarımıza da biraz açıklayabiliriz. Bilgi Üniversitesi'nin araştırmaları desteklemek için akademisyenlere sunduğu bir fon kapsamında gerçekleşti. Amacı neydi? Aslında ben dijital medya ve çocuk platformunu kurduğum zamandan beri hep gözlemlediğim ve rahatsız olduğum bir durumdan yola çıktım. Gazetelerde ve medyada, aslında buna sosyal medyaya da katabiliriz. Genel kamuoyunda, genel geçer tartışmalarda baktığımız zaman dijital medya ve çocuk ilişkisinin çok pesimist, çok fazla risk odaklı bir yerden ele alındığını görüyorum. Fakat literatüre baktığımızda aslında bu kadar büyük bir pesimizm yok. Bilimsel çalışmalar, yıllardır devam eden bilimsel çalışmalar, fırsatlara da odaklanmak gerektiğini özellikle vurguluyor. Riskler evet var ama bu risklerin her zaman zarara döndüğünü söylememiz mümkün değil. Bütün çocuklar için çok tehlikeli bir alan dememiz ve bütün çocukları medyadaki bütün içerikler aynı şekilde etkiliyor dememiz de mümkün değil. Yani bazı bir takım aslında ön yargılar var. Bu ön yargılara akademik bir bakış açısıyla baktığımız zaman acaba nelerle karşılaşıyoruz? Bu sunuma baktığımız zaman nelerle karşılaşıyoruz? Bunu söylem analizi yöntemiyle incelemeyi
düşündüm ve uzun zamanı kapsayan 5 yıllık bir medya verisi vardı elimde. 2015-2020 yılları arasından Türkiye'deki tüm gazetelerden elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak yerel ve ulusal. Yerel ve ulusal da, ama ben bugün sadece ulusal basına odaklanacağım. Araştırmanın bir de içerik, klasik içerik analizi ayağı var. İstatistiklerle ortaya koyduğumuz, doğrudan kodlamalar yaparak aslında eriştiğimiz bir takım rakamlar. Onlarla bugün sunumda o bulgulara yer vermiyorum. Sadece söylem analizi kısmını aslında bu sunuma dahil ettim. Ama yine bir takım niceliklerden de bahsedeceğim. Sadece niteliklerle sınır kalmayacağım. Şöyle başlamak istiyorum aslında. Şimdi burada bir haber paylaştım. Like yarışı büyük tehlike. Bu benim örneklemimde yer alan bir haber değil bu arada. 2021'in Kasım ayında yanılmıyorsam çıktı bu haber. Şöyle bir şey oldu. Üniversitemizin medya ilişkileri biriminden bana bir ricada bulunuldu. Dediler ki işte bir gazeteci sizinle dijital medya ve çocuk ilişkisi üzerine, sosyal medya üzerine bir röportaj yapmak istiyor. Vaktiniz var mı? Ben dedim çok sınırlı vaktim var. Ders arasındaydım. Acaba bana soruları iletebilirler mi? Sorular iletildi. Ben bir ses kaydıyla sorulara yanıt verdim. Onu ilettim. Ses kaydının hiçbir yerinde like yarışı büyük tehlike demedim. Hiçbir yerinde. Hiçbir yerinde tehlike kelimesini kullanmadım. Çok fena konotasyonları olan hiçbir kelime kullanmadım. Sağduyulu, gayet sakin bir şekilde yanıt verdim. Ve bu haberde aslında benim yanıtımın dışında herhangi bir kaynak da kullanılmamış. Başka kimseye de bir soru sorulmamış. Ama söz konusu sosyal medya ve çocuklarla ilgili bir haber olduğu zaman otomatik bir şekilde tehlike, aman dikkat, uyarı gibi başlıklar atılıyor. Tam da ben bu araştırmanın aslında kodlamasını bitirmiştim bunu yaparken. O yüzden bununla başlamıştım. Sonra ne oldu? Bu haber çıktı gazetede. Arkasından CNN Türk'te, NTV'de aynı haber başka fotoğraflarla ve aynı metinle verildi ama aynı başlıklarla. Sosyal medyada büyük tehlike, like yarışı. Halbuki gerçekten hiç böyle bir tehlikeden bahsedilmiyordu. Zaten gazeteci dijital medya ve çocukta yer alan bir haberden yola çıkarak, bir içerikten yola çıkarak bu haberi yapmak istediklerini söylemişti. O zaman anladım ki bir yerde biri bir tehlike var diyor. Diğer gazetelerde o tehlikenin olduğunu aslında bir şekilde doğrularcasına aynı haberi bir daha veriyorlar. Ve böyle yayılan bir söylem karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu benim örneklemimde yok. Ama bizzat yaşadığım bir deneyim olarak aslında başlarken bunu paylaşmak istedim. Böyle bir durum var ortada. Aslında şeyi de gösteriyor. Sadece gazetede kalmıyor haber. Gazetede tabii. Kalmıyor. Yani evet. Birçok mecralarda dağılıyor. Yani tiraj ve basılmasındaki haber değil artık. Evet, dijital haber. Medyaya da sıçrıyor. Sosyal medyaya da sıçrıyor. Devamlı paylaşılır hale geliyor. Bu çok doğru bir şey. Yani gazetelerden yola çıkıyoruz ama aslında kamuoyundaki genel tartışmaya bakmış oluyoruz. Tabii bir literatür arka planı var. Ben bu araştırmayı yola çıkarken dijital dünyada çocuk hakları perspektifinden yaklaştım. Bu temel kaynaklar daha çok Core Children and Online Research and Evidence diye bir çok önemli bir oluşum var. Özellikle İngiltere kaynaklı çok ciddi çalışmalar var, sivil toplum kuruluşları var. UNICEF, OECD, Avrupa Konseyi, dijital dünyada çocuk hakları alanında önde gelen kurumlar ve onların raporları var. Onların bir takım policy guidance'ları, böyle hani hükümetlere yönelik, şirketlere yönelik çocuk haklarını dijital dünyada gerçekleştirmek üzere yayınladığı bir takım rehberler var. Bunlardan yola çıkarak dijital dünyada çocuk hakları çerçevesini kendime aslında başvuru kaynakları olarak aldım. Ve burada hani çocuk hakları perspektifinden baktığımızda ne yapmalıyız, ne demeliyiz, ne söylemeliyiz, ne görmeliyiz? Bu çerçeveden yaklaşarak gazetelere baktığımızda ne görüyoruz? Ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? Böyle bir literatür var. Bir de tabii teorik çerçevesini besleyen çalışmanın, Cohen'in ahlaki panik kuramı vardır ya. Bazı konularda, bazı aktörler, bazı olaylar, bazı durumlar medyada aslında bir günah keçisi gibi ilan edilir ve onun tehlikeli olduğu söylenir ve herkes onun tehlikeli olduğuna inanır bir noktada. Böyle bir ahlaki panik çıkar oradan. Biraz dijital medya ve çocuk ilişkisi böyle. Dolayısıyla bu teorik çerçeve de bizim çalışmamızı besliyor. Ve dünyada yapılan benzer bir çalışma var.
ismini şimdi unuttum, bir dakika. Portekizli bir araştırmacı, Ponte soyadlı, şimdi hatırlayamadım, 2007 yılında yapmış. Portekiz basınında da çok benzer bir aslında durum ortaya çıkıyor. Orada da ahlaki panik kuramından aslında yola çıkarak gazetelerde bir dijital medyayı tehlikeli ilan etme söylemini görebiliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde de var. İşte mesela Sonya Livingston'ın bazı konuşmalarında o da bahsediyor bundan. İngiltere basınından da örnekler var. Direkt bir çalışması yok ama İngiltere basınında da dijital medya söz konusu olduğunda çok tehlikeli olduğuna yönelik bir söylem, genel geçer bir söylem olarak yer alıyor. Şimdi bir kapsayıcı araştırma sorusuna ihtiyaç vardı. Dijital dünyada çocuklarla ilgili fırsatlar, riskler ve haklar hakkında akademik literatür ne diyor? Önce bu literatürü bir taramak gerekiyor. Söylemle ilgili araştırma sorumuzda 2015-2020 yılları arasında Türkiye'de çocukların dijital dünyayla ilişkisi kamusal söylemde, yani gazeteleri bunun için aslında kullandım. Kamusal söylemde nasıl karşımıza çıkıyor? Ben ilerletmeden ilerledi ama olsun. Metodolojiye gelelim. Metodolojisi çalışmanın söylem analizine dayanıyor. Söylem analizine de söylem tarihsel yaklaşım diye bunun bir alt aslında konusu var, alt teması var diyeyim, Wodak ve Meyer'in. Söylem tarihsel yaklaşımın söylem stratejileri kategorilerini kullandım. Onları biraz sonra tanıtacağım. Ve bu söylem stratejileri, bu detaylandırmanın yolunu açıyor yani söylemleri anlamanın. Şimdi geleyim detaylara, araştırmanın detaylarına. Ben şu anda ilerletemiyorum sevgili hocalarım. Elimdeki çalışmıyor. Tamam. Veri setinden yola çıkarak biraz devam. Veriler Medya Takip Merkezi'nden satın alındı, bu BAP fonu kapsamından. Ve Atlas T programı üzerinden kodlama yapıldı. İki araştırma asistanı çalıştı. 3967 haber metni geldi bize. Bu 3967 haber metnini tabii tasnif etmek, ayıklamak gerekti. Çünkü konuyla hiç ilgisi olmayan şeyler de gelebiliyor. Anahtar kelimeler verilse de. Ayıklandıktan sonra daha az bir örnekleme ulaştık. Sonra bunları yerel, ulusal ayrı ayrı kategorileri ayırdık, yıllara böldük. Ve 1 Ocak 2015, 1 Ocak 2020 yılının haberlerini ulusal gazeteler üzerinden şöyle bir taradıktan sonra birbirini tekrarlayan motifleri bir arada değerlendirebileceğimiz bir veri korpusu. Yani ben buna tam örneklem demek istemiyorum. Çünkü böyle reprezentatif bir sample diyemeyiz söylem analizinde oluşturduğumuz örnekleme. Korpus kelimesinin Türkçedeki karşılığı külliyat diye geçiyor. Örneklem külliyatı diyebiliriz belki veya söylem külliyatı. Böyle bir korpusumuz oldu. Bu 187 haber metni, yani elimizde aslında ayıklandıktan sonra kalan 572 ulusal, 2073 yerel. Bu yerel haberlerde şöyle bir ajans haberi geçiyor. 20 ayrı yerel gazetede birden aynı şekilde yayınlanıyor. O yüzden sayısı çok fazla. 187 haber metni bir korpus oluşturdu. Bu korpustan yola çıkarak söylem tarihsel yaklaşımın söylem stratejileri üzerinden ilerledim. Bunlar neler? Bu literatürde bu şekilde geçiyor. Söylem tarihsel yaklaşımın söylem stratejileri. Birçok konuya uyarlayabiliriz. Konu nasıl aslında tanımlanıyor? Yani nomination dediğimiz o. Atama tay nasıl bir yaklaşımla nasıl tanımlanıyor? Olayların, süreçlerin, aktörlerin söylemsel inşası nasıl gerçekleşiyor? Bir buna baktım. Dediğim gibi Atlas T üzerinden hepsi bu şekilde bu başlık altında konulandı. Predication, hüküm verme ve sorumluluk yükleme. Toplumsal aktörlerin hangilerine ne gibi sorumluluklar atfediliyor ve kimlere hitap ediliyor? Biraz sonra detaylandıracağım. Ne gibi bir tartışma yapılıyor? Kimlerin perspektifleri haberlerde yer buluyor? Ve bu söylemler aracılığıyla acaba küçümsemen, hafife alınan bir takım aktörler veya normatif yargılarda bulunma gibi söylemler söz konusu oluyor mu? Şimdi teker teker ilerleyeceğim. Söylem stratejisi 1 diye gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Fırsatlar ya da riskler konuşuluyor literatürde. Dedim ya hani dijital dünyada çocuk hakları çerçevesi bize bu konuları konuşurken, dijital medya ve çocuk ilişkisini konuşurken hem fırsatlara hem risklere odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Sadece risklere odaklandığımız zaman aslında çocuk haklarına
zarar vermiş oluyoruz. Fırsatları dan yararlanma önceliği de olması gerekiyor bu dünyada. Çocuklara katılım, ifade alanları açmak gerekiyor. Sosyalleşme ve bağlantı kurmaları için dijital medyadan yararlanmalarını desteklemek gerekiyor aslında. Bize bunu literatür söylüyor. O orada var zaten. Bir de riskler de var tabii ki. Risklerin de kategorizasyonu literatürde çok net yapılmış ve bütün aslında makalelere baktığınız zaman risklere odaklı. O risk kategorizasyonları hep o core teoriz çalışma grubunun tablosu üzerinden ilerliyor. Neler bunlar? İşte bir takım temas riskleri, içerik riskleri, veri riskleri gibi kategorizasyonlar söz konusu. Baktığımız zaman bir kere gazetelerde dijital medya ve çocuk ilişkisinin nominasyonu, yani nasıl bir tanımı yapılıyor? Risk odaklı. O çok net ortaya çıkıyor. 187 Haber'de de baktığımız zaman risk odaklı bir çerçeve. Fakat bu risk odaklı çerçevede sağduyulu, rasyonel bir yaklaşım söz konusu değil. Daha çok izlenimlere dayalı. Bence böyle diyen, böyle olduğunu düşünüyorum diyen bir takım uzmanlar da çıktığı zaman böyle kabul ediyor. Kanıta dayalı olmayan, literatürden yararlanmayan ve nasıl diyeyim, rasyonel olmayan bir risk tanımı var. Yani risk perception, risk algısı var. Ve bu algı tamamen öznel bakış açılarıyla şekillenmiş durumda. Bu izlenimler daha çok ne gibi şekillerde karşımıza çıkıyor? Dijital teknolojiler öğrenmenin önünde engel deniyor mesela. Dışarı çıkmanın önünde engel deniyor. Yaşayarak öğrenmenin önünde engel deniyor. Bu böyle bir engel, çocukların her türlü gelişimin önünde bir engel olduğuna yönelik bir izlenime dayalı söylem ortaya çıkıyor. Öznel kanaatlere dayalıyor. Ve risk ve zarar kavramlarının aynı şeyler olmadığı pek de değerlendirilmiyor gazetelere baktığımız zaman. Onun dışında mental riskler çok yüksek oranda karşımıza çıkıyor. Yani risk odaklı başta, artı en çok üzerinde durulan risk kategorisi mental riskler olarak karşımıza çıkıyor ve hemen hemen her haberde, dijital medya ve çocukla ilgili her haberde bağımlılık kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Öyle bir noktaya gelmiş ki, şimdi bazı, mesela şurada verdim örneğini. Diyor ki mesela haberde, yapılan araştırmalara göre çocukların %60'ının dijital medyayı kullandığı görülüyor denilen bir haber, bir araştırmayı dayanıyor. Başlığı çocukların %60'ı bağımlı şeklinde atılıyor. Ama bu aynı şey demek değil. Çocuklar medyayı, dijital medyayı kullanıyorsa doğrudan bağımlıdır demek rasyonel değil, bilimsel değil. Ancak bu başlıklar böyle atılıyor ve çok fazla var bu tarz yaklaşımlar. Yine mesela bunu destekleyecek şekilde İhlas Haber Ajansı'nın da bir araştırması var. En çok bağımlılık konusunun, yani çocuklardan bağımsız, dijital medya ile ilgili çıkan, teknolojiyle ilgili çıkan haberlerde en çok geçen kelimenin bağımlılık kelimesi olduğu da başka bir araştırmada da söylenmiş. Bizim araştırmamızda da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dijital medyanın işte mental risklerinin yanında işte okul başarısına düşmeye sebep olduğu, tik oluşumuna sebep olduğu, içe kapanmaya sebep olduğu, göz temasının kesilmesine, otizme sebep olduğu, depresyona sebep olduğu gibi şeyler. Fakat literatüre baktığımızda böyle bir causal, nedensellik ilişkisi kurmamızı sağlayacak bilimsel veriler aslında yok denecek kadar az. Hani bir takım ilişkiler olduğunu düşündüren sonuçlar elde ediliyor. Literatür taramalarına da baktığımız zaman, ama kesinlikle depresyonun sebebi sosyal medyadır dememizi sebep, yani dememizi sağlayacak aslında çalışmalar çok da mümkün değil böyle şeyler söylemek baktığımız zaman. O zaman devam edelim. Nominasyondan devam ediyorum. Kullanım riskleriyle ilgili en çok ekran süresine odaklanıldığı görülüyor. Çocukların dijital araçların esiri haline geldiği. Bu esir kelimesi çok fazla kullanılıyor. Çocuklar gece yarılarına kadar chatleşerek zaman öldürüyorlar. Tablet ve telefonlar bağımlı hale getirdi. Bunlar birer tuzak. Bu tarz kelimelere çok sık rastlanıyor. Temas riskleriyle ilgili haberlerde ciddi anlamda korkutma, yani böyle
ne diyeyim, orada kullanılan kötü niyetli kişiler öyle bir vurgulanıyor ki, yani internete giren her çocuğu kötü niyetli kişiler istismar edecekmiş gibi bir söylem ortaya çıkıyor. Evet, bu riskler yok mu? Elbette var. Ama bu risklerin her zaman zarara döndüğünü söylememiz mümkün değil. Onu bir kere daha açıklamamız lazım. İşte hasta ruhlar, suç odaklı gruplar, sapıklar çocuklarınızı internette bekliyor gibi ifadeler. Bunun dışında ama mesela çocukların deneyimini anlamaya yönelik haber var mı? Hani böyle biz bir yerden konuşuluyor ya. Bir tane haber var. Yani bütün örneklemde çocukların görüşlerine yer veren, sesine yer veren bir tane haber var. O yüzden onu buraya koymak istedim. Çocukların sesine baktığımız zaman da o kadar da pasif ve etkilere tamamen açık ve bilinçsiz olmadıklarını aslında anlayabiliyoruz. Zaten yine işte Global Kids Online, European Kids Online gibi çalışmalarda çocukların sesine kulak veren akademik çalışmalarda çocukların bu kadar da bir haber, kendilerini asla koruyamayan pasif bireyler olmadığını anlayabiliyoruz ki bu haberde, o bir tane haberde de bunu anlayabiliyoruz aslında. Risklerden devam ettiğimiz zaman içerik risklerine de odaklanılıyor ve burada şu benim dikkatimi çekti. Özellikle muhafazakar gazetelerde Türk toplumunun kültürüne aykırı davranış sergileyen YouTuber'lar mesela ciddi bir mesele. İçerik riskleri arasında Türk toplumu, milli değerlere zarar verme gibi şeyler çok fazla karşımıza çıkıyor. Eşcinselliği öğreniyor çocuklar dijital medyadan gibi. Çok zararlı oyunlar var, şiddet içerikli oyunlar var gibi. Cinsel temalı içerikler, yozlaşma, bu dijital medya nedeniyle toplumu da yozlaştırıyor gibi bir söylem karşımıza çıkıyor. Ve bir takım bazı batı menşeli dijital medya söylemleri yine daha çok muhafazakar gazetelerde karşımıza çıkıyor diyebilirim. Böyle şeylere bakmak istiyorum biraz, sayılara bakmak istiyorum. 187 haberin içinde mesela 24 kez mahremiyet ve veri gizliliğine dair bir söyleme rastlıyoruz. Daha çok olmasını bekliyor insan mesela, değil mi? Ama içerik riskleri daha çok gündeme geliyor. İşte çocuklarımızın karşısına çıkan, ahlaklarını bozan içerikler daha çok konuşuluyor. Sahte haberler ve enformasyon düzensizliği dijital dünyada çocuk hakları çerçevesinde içerik konuşulurken, içerik riskleri konuşulurken üzerinde en çok durulan konulardan biri. Hiç yok. Yani çocukların sahte haberlerle karşılaşmaları üzerine bir bilgilendirme, içerik hiç yok. Böyle bir habere rastlamadım. Bu enteresan. Dertleri de yansıtmıyor, evet, aslında. Evet, öyle bir durum söz konusu. Veya işte mesela ağ bağlantılı oyuncaklar dünyada çok konuşuluyor. Çocuklardan toplanan veriler, bunlarla ilgili hemen hemen haber yok diyebiliriz. Fırsatlara odaklanmadığını söyleyebiliriz büyük oranda. Fırsatların ne olduğunun da pek anlatılmadığını görüyoruz haberlerde. İşte mesela şöyle şeyler söyleniyor bazen. Bilinçli kullanımımız durumunda pek çok yararı olan sosyal medya. Ne bu yarar? Bu açıklanmıyor. Hani fırsatlara yönelik bir söylem var olarak kodladım ben onları ama hani açılmıyor. Teknolojik gelişmelerin çocuklara olumlu etkileri var deniyor ama bunlar ne? Hiç bahsedilmiyor. Fırsatlar bir tek otizmle ilişkili mesela bazı aplikasyonların tanıtıldığı durumlarda belki onu hani fırsatlara odaklı haberler olarak kodlamamız mümkün olabilir. Uyum ve eğlence fırsatlarına pek değinilmiyor. Haber ve bilgi alma hakkına çocukların hiç değinilmiyor. Bunlar da yine fırsatlarla ilgili az sayıda bir takım haberde gözlemleyebildiklerimiz. Onlar da eğitimle ilişkili olduğu genellikle için sanırım. Öyle. Evet. Genellikle öyle. Hüküm verme kısmına baktığımızda kime sorumluluk atfediliyor? Bu önemli bir şey. Çünkü dijital dünyada çocuk haklarını gerçekleştirmek için sorumluluğu bulunan bir takım aktörler var. Bunlar arasında hükümet yetkilileri var, teknoloji şirketleri var, okullar, ebeveynler, okullar, öğretmenler var, ebeveynler var, sivil toplum var. Fakat haberlere baktığımızda kime sorumluluk atfediliyor? Tabii ki ebeveynlere. Yani sanki diğer aktörler hiç yok ve hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi bir çerçeve çiziliyor. Kime hitap ediliyor? Haberlerde ebeveynlere hitap ediliyor. Hükümet yetkililerine, teknoloji şirketlerine hitap edilmediğini görüyoruz. Bize geçen sene kabul edilen Birleşmiş Milletler tarafından Dijital Dünyada Çocuk Hakları 25. Genel Yorumunda
O belgede en çok üzerinde durulan konu şuydu: dijital dünyada teknoloji şirketlerinin, hükümetlerin öncelikle sorumlulukları vardır. Daha sonra ebeveynlerin sorumlulukları vardır. Ama gazetelere baktığımızda bu diğer aktörlerin sorumlulukları yok hükmünde diyebiliriz. Buradan ilerleyecek olursak, hocam ilerletebilir misiniz? Ben yine beceremedim. 179 kez, yani burada 179 haberde demiyorum bu arada. Söylemleri tek tek çünkü kodladım. 187 haber kapsamında 179 kez ebeveynlere sorumluluk atfediliyor. 23 kez hükümete, 22 kez teknoloji şirketlerine. Bu 23 kez de şöyle, yani hükümet şöyle bir yasa çıkardı veya Avrupa Birliği'nde şöyle bir şey oldu gibi bir haber verilirken daha çok karşımıza çıkıyor. Öğretmen ya da okul idarelerine herhangi bir sorumluluk işte atfeden haber zorlarsak 6 kez çıkıyor. Sivil toplum kuruluşlarına 2 kez. Yani temel olarak niteliksel bir analiz olsa da bu niceliklerdi aslında bize bir şey söylüyor diyebilirim. Sorumluluk yüklemede de işte ebeveynlere yüklendiğini ve ebeveynlerin suçlandığını çoğu zaman görebiliyoruz. Böyle söylemler var. İşte ebeveynler kendileri rahat etmek için çocuklarını dijital medyaya veriyorlar. Kendi işleriyle ilgilenmek için çocukların önüne tablet koyuyorlar. Kendi elleriyle çocuklarını teknoloji bağımlısı haline getiriyorlar. Ebeveynler çok kötü. Genellikle böyle bir bakış açısı var. Bazen ebeveyn yerine veya aile yerine anne kelimesi kullanılıyor. Anneler çok sorumsuz, anneler çok kötü. Tek başına baba kelimesine hiç rastlamıyoruz mesela. Bu bizi şaşırtmıyor olsa gerek. Sorumluluğun hükümete işte onu biraz önce söyledim atfedildiği haberlerde genellikle aslında kamuoyunun taleplerini iletmeye aracı olmak gibi bir rolleri yok gazetelerin. Yani öyle bir talep iletmek, bir beklentiye girmek öyle bir şey yok. Bir takım duyurular, bilgiler verme. Resmi kuruluşlara haber, herhangi bir içerik eleştiri getirilmiyor. Ve teknoloji şirketlerine sorumluluğun atfedildiği bazı haberlerde şöyle bir örnek var mesela. YouTube çocukları ürün hale getirdi diye bir şey. Bunu ben olumlu buluyorum. Yani hani eleştiriyor en azından bir teknoloji şirketini. Böyle zaman zaman başlıklar görebiliyoruz. Neredeyim acaba şu anda? Burada mıydım? Buradayım. Hı-hı. Tamam. Kime doğrudan hitap ediliyor? Ebeveynlere doğrudan hitap ediliyor. Yani interpellation İngilizce'de. Yani bizi böyle çağırır ya, hani ideoloji kimi çağırıyor aslında? Oradaki söylem kimi çağırıyor? Çocuklarınızı dijital medyadan uzak tutun, çocuklarınızı koruyun, çocuklarınızı dediği zaman aslında hitap edilen haberlerde, başlıklarda ebeveynler. 115 kez ebeveynlere sesleniliyor. Hükümete 4 kez, öğretmenlere 3 kez, teknoloji şirketlerine hiç hitap edilmiyor gazetelerde diyebiliriz. Çocuklara hiç hitap edilmiyor. Hiçbir haber çocuklara hitap etmiyor. Mesela şöyle bir şey burada söylemek istiyorum. Doktora tezimde ben 1934-37 yılları arasındaki Cumhuriyet'in işte kuruluş yıllarındaki gazeteleri incelemiştim. Milliyetçilik söylemi incelemiştim. Orada çocuklara hitap eden çok haber vardı. Mesela hani çocuk, ey işte çocuklar, ey gençler, işte şöyle yapın, böyle olun, spor yapın, iyi beslenin, kitap okuyun. Hiç yok. Yani konusu dijital medya ve çocuk olan haberlerin hiçbirinde gazeteler çocuklara hitap etmiyor. Yani. İdeolojik söylemlerde daha çok özneler. Evet, evet, evet. Böyle bir durum söz. Bu benim çok dikkatimi çekti. Hızlanayım biraz değil mi? Çok mu? Buçuk oldu. Evet. Buçuk oldu, evet. Evet. Yani argümantasyona baktığımız zaman ne gibi aslında tartışmalar, yani amaçları ne aslında? Biraz da ona da bakabiliriz. Bu haberlere uyarma. Yani uyarma amacı çok net karşımıza çıkıyor. Yani dijital medya ve çocuk ilişkisiyle ilgili haberlerin yapılma amacı uyarma. Warning. Ve öyle kelimeler kullanılıyor ki dikkat, işte uyarı. Yani bunlar böyle teyakkuz, hani ebeveynleri teyakkuz haline geçiren bir takım ifadeler ve çok sık rastlıyoruz bunlara. Daha çok böyle duygulara hitap eden, akıldan çok duygulara hitap eden söylemler görüyoruz. Öneriler veriliyor bazen de. Uyarılar var en büyük oranda. Bir de öneriler var. 69 kez öneri verilmiş söylem korpusumuzda. Bu önerilere baktığımda mesela çocuk hakları literatürüyle uyumlu bir durum görüyorum. Hani
anne babalar medya arabuluculuğu yapsın, sınır koysun, kural koysun diyen bunlar olumlu. Bakış açısı, kimin bakış açısı var haberlerde? Perspektivizasyona baktığımızda çocukların bakış açısı yok. Sesleri yok. Bir haber vardı, onu biraz önce gösterdim. Çocuk perspektifinden dijital medyanın nasıl göründüğüne, onu anlamaya yönelik bir haber hiç yok. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Bir tek şöyle bir şey var. Bazı reklam verenlerin aslında kullandığı veriler oluyor ya, böyle bir takım istatistikler. Hani çocuklar geçtiğimiz yaz en çok YouTube seyretti falan gibi. Öyle bazı raporlar var. Yani çocukların ne yaptığına dair bir bilgi edinebiliyoruz. O kadar. Onun dışında yok. Bir de bir böyle varsayımsal davranış kalıpları var. Yani bütün çocuklar böyle gibi. Hani bir örnek verdim. Çocuklar ellerinde bulunan son teknoloji olan internet bağlantılı cep telefonlarıyla birbirlerine bağlanıyor. Bütün gün bir arada oldukları yetmiyormuş gibi eve geldiklerinde de arkadaşlarıyla yazışıyorlar. Ders çalışmak yerine telefonla zaman geçiriyorlar. Gece yarılarına kadar chatleşiyorlar, zaman öldürüyorlar, ders çalışmıyorlar. Böyle bir varsayım var ve bütün çocuklar böyle yapıyor ve bu çok kötü bir şey olduğuna dair bir varsayım. Bence hiç de kötü değil aslına bakarsanız. Yani bir yandan da o, yani neden bu kötü, onu da tartışabiliriz aslına bakarsanız. Ebeveyn perspektifi var mı? Yok. Nadiren var, o da yine bir takım araştırma sonuçları paylaşılırken var. Ve kendileri ebeveyn olan yazarlar kendi çocuklarının dijital medya kullanımıyla ilgili bir takım şeyler anlatıyorlarsa ebeveyn perspektifi var. Onu da görmüyoruz. Ebeveynlerin sesini duymuyoruz. Genellikle de olumsuzlanıyor zaten. Ebeveynlerin de hep dertli olduğu söyleniyor. En çok rastlanılan perspektif psikoloji psikiyatri perspektifi. En çok psikiyatristlere ve psikologlara aslında görüş soruluyor. Onun dışında farklı disiplinlerden BÖTE, tıp, bu göz mesela, göz sağlığı, omurga sağlığı, iletişim bilimleri, sağlık bilimleri, fizyoterapi gibi alanlardan görüş alınıyor gibi. Bunları söyleyebiliriz. Ve bu psikoloji psikiyatri perspektifi de genellikle olumsuz bir perspektif sunuyor. Daha vaka odaklı aslında. Yani şöyle gibi düşünüyorum. Yani bazen işte çocuklar okula gidiyor ve hasta oluyor ve doktora gidiyorlar. Doktora giden çocuklar olduğu için doktorlarla konuştuğunda ne derler? Şunu derler mi doktorlar? Çocuklar okula gittiği için hasta oluyor, okula gitmesinler. Burada öyle bir şey var ama. Yani psikologların gördüğü bir takım vakalar var. Bunların bazıları evet internet kaynaklı olabilir. Ama böyle durumlar oluyor diye hani hiçbir çocuk internete girmesin gibi mesaj veriliyor aslına bakarsanız. Bunun üzerine belki düşünmek gerekebilir. Ve son olarak hafife alma, bir mitigation söylemi. Yani söylemler aracılığıyla normatif yargılarda bulunuyor mu? Çocukları hafife alan bir söylem bütün haberlerde karşımıza çıkıyor. Bu da son söyleyeceğim şey. Edilgen konumda çocuklar medya tüketicisinden çok edilgen ve üreticiden çok tüketici gibi yaklaşılıyor. Çocukların aktör olarak, yani etkileri olan aktörler olarak görülmediği, bu zaten hani aslında çocuklar medyada nasıl yansıyor diye bakılan bütün araştırmalarda bu hep söylenir. Bir de çocukların dijital kuşak olarak ötekileştirildiğini aslında çok net görebiliriz. Çocuklar büsbütün işte bu risklere açık, söz dinlemeyen, teknolojinin esiri olmuş, bağımlı küçük bireyler olarak yansıyor. Ve dijital jenerasyon diye bir tanım hep var, sürekli olarak var. Ve bu bence çok oryantalist bir şey gibi, yani hani o olur ya, eski kuşak var, yeni kuşak var, eski kuşak yeni kuşaktan daha üstte. Böyle bir ikili karşıtlık yaratıyor ve bu dijital jenerasyonun içindeki herkes birbirine benzeyen homojen bireylerden kurulu. Böyle buna hep çok kötü şeyler yapıyorlar. O çok kötü şeyler yapanlara da hep böyle onları yapmamasını gerektiğini söyleyen bir büyük nesil var. Onlar da işte biziz aslında. Eski kuşağız biz. Böyle bir hiyerarşi kuruluyor diyebiliriz. Sonuç olarak, yani çocukları hafife alan bir söylem var dedik. Sonuç olarak bitiriyorum. Ha şu şeyler niceliksel olarak, hani hangi söylemlerin böyle hangi yoğunlukta kodlamalarda yer aldığını böyle bir buradan da görebiliyoruz. Böyle bir en fazla işte interparentlara hitap eden söylem, en çok rastladığım söylem böyle gidiyor aşağıya doğru. Bu da bir bizim için önemli bir gösterge diyebilirim. Bir takım örnekler göstereceğim artık. Hani konuşmayacağım bunun üzerine. İşte bazı dikkat çeken örnekler, başlıklar,
Görsellere de belki dikkat etmekte fayda var. Ben görsel analizi yapmadım. Bunlar da tamamlıyorlar zaten birlikte görünce. Evet. Son bir çocuk. İletişim kuramayacaklar mesela. Hemen müdahale edin. Uzmanlardan korkutan uyarı. Mesela bu haber işte bir yerde çıkıyor sonra oho internet bununla dolu mesela baktığınız zaman. Aynı haber bir Doğan Çok gazetede çok fazla zaten çok çıkıyor. Evet. Köşe yazıları da dahildi tabii. Köşe yazılarını mümkün olduğunca koymamaya çalıştım aslında ama bazıları böyle haber köşe yazısı bir aradaymış gibi. Daha haber odaklı gitmeye çalıştım. Çok az köşe yazısı vardı. Onları da dışarıda bıraktım diyebilirim. Örneklerin dışında bıraktım. Bu çocuğu çekiştiren baba herhalde o. Bu fotoğraf çok fazla var mesela. Birçok haberde dönüp dönüp bu kullanılıyor. Kalkan. Evet. Bu böyle 2015, bu İngilizce hazırladığım bir şeydi ama böyle hızlı hızlı göstereyim. Yani hiç değişmiyor, hep var. Daha olumluya doğru giden bir şey görmedim açıkçası. Söylemsel pratik görmedim. Ve gazeteler arası da çok fark yok. Çok fark yok. Gazeteler arası bir fark yok. Hemen hemen. Bir tek işte o muhafazakar gazetelerde milli değerlere zarar gelme durumu çok fazla vurgulanıyor. Böyle. Sonuç, hani sonucu söyledim aslında. Yani evet. Fırsatları da dile getirmek gerekir. Anne babalar dışında sorumluluğun hükümetlere, teknoloji şirketlerine başta daha fazla atfedilmesi gerekir. Negatif çerçevenin bir refleksif habercilik tutumu haline gelmiş durumda diyebiliriz. Dijital çocuk, dijital dünya çocuk haklarıyla uyumlu olmayan bir görüntü sergiliyor diyebiliriz gazeteler. Evet. Buyurun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Esra, gerçekten yani için. Konuya ilişkin çok kapsamlı, çok boyutlu tartışmaları gündeme getiriyor. Bir taraftan da bu bakış açısının gündelik hayatta yani aile ve çocuk arasındaki ilişkiden tutun. Evet. Çocukla kurumlar, öğretmenler aslında bu bakış açısı ve çocuğa dair bu özne olmadan oluşturulmuş yaklaşım birçok anlamda çocuğun gündelik hayatta kurduğu ilişkileri, bizim onlara bakış açımıza kadar dokunacak kadar farklı temasları, farklı sonuçları da beraberine getiren veriler aslında. Bu sadece bir haber değil, onun ötesinde kamuoyu, evet, kamusal yani söylem. Aile içindeki çatışmaları bile bazen tetikliyor. Tetikliyor, evet. Böyle bir durum var. Evet. Ben de zaman zaman hani dijital medya ve çocuk platformu kurmadan önce, onu o alanda bu kadar çok okuma yapmaya başlamadan önce zaman zaman çok endişeli hissettiğimi hatırlıyorum. Yani çocuklarıma hiç dijital medya vermemeli miyim sorusunu ben de kendime sordum. Onun sebebinin de medya olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum açıkçası. Evet. Bir taraftan da aslında çok önemli bir olasılığı ve potansiyeli göz ardı etmiş evet. oluyoruz. Aslında tam tersi. Gerçekten çocuk odaklı düşünmeyi sağlayabilecek bir olanak da var orada. Hı-hı. Bir alan var. Onu göz ardı etmiş oluyoruz. Ve çocuk hakları anlamında hani medya daha farklı yaklaşımları, onları ifade özgürlüğü sağlamak, onların bakış açısını görebilmek için bir alan açabilecekken hı-hı. bunun da önünü kapatmış oluyor. Evet. Gözde bir şey söyleyecek. Ya evet, ben de ona nasıl bakacağız diye merak ediyordum, sen oradasın. Evet. Tamam. Bir tane çok daha kısa olduğu için hemen sorayım. Araştırmanın elektronik kopyasına erişim olanağımız var mı? Bir soru var. Onu hemen söyleyeyim. Bir yerine şöyle bir uzun bir cümle okuyorum. Araştırmanız çok çarpıcı. Sanki medya bu durumun buzdağın üstünü gösteren yargıların çok olduğunu net gösterdiniz. Peki buzdağın altı araştırma konumunda doğru probleme bakıp sistemin tümünü görmeli nasıl bir strateji uyguladınız? Davranış örgütleri, sistemin yapısı ve zihinsel modelleri görmede ve farkındalığı artırmada ne yapılabilir? Şimdi araştırmanın raporunun yayınlanması için yayın evi ile görüşme halindeyim. Çok yakın zamanda bitti.
Yani bir ay anca oldu, belki de olmadı. Elektronik olarak raporunun basılması söz konusu olacak. Yayın kurulunda görüşüldükten sonra bunu söyleyebilirim. Ama muhakkak olacak bir rapor. Şu anda hali hazırda mevcut değil. İkinci soruya gelince, hani ne yapılması gerekir? Aslında zaten ben önce o soruyu sorarak başladım bu alanda çalışmaya. 2016 yılında da hani kendi gözlemlerime dayanarak, hani şöyle bir baktığımda etrafıma, şunu görmüştüm. Yani bu alanda doğru mesajı ileten herhangi bir mecra Türkiye'de yoktu. Baktığım zaman işte o Lansky of Economics'te Sonia Livingston'ın başlattığı Parenting for a Digital Future blogu vardı ve onu takip etmeye başladım. Ve ondan ilham alarak ve yine Sonia Livingston'la da konuşarak Türkiye'de bu boşluğu nasıl doldurabiliriz düşüncesi ile doğru mesajı akademik literatürde aslında üretilen mesajı iletmek üzere bu dijital medya çocuk platformunu kurduk medya bölümü çerçevesinde. Ne yapılması gerekir? Çok ciddi bir aslında kamuoyu yaratılması gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Yani anne babaları, öğretmenleri, bu bütün paydaşları, sivil toplum kuruluşlarını bu alandaki literatür doğrultusunda doğru bilgilendirmek gerekir. Çünkü bu çocukların yararı için böyle, iyi olma halini desteklemek için böyle. Çünkü dijital dünya günümüzün bir gerçeği ve çocukların burada olması için asıl yapılması, yani güvende olmaları için asıl yapılması gereken şey, bir, teknoloji şirketlerini etik davranmaya zorlamak. İki, hükümetleri regülasyon çıkarmaya zorlamak. İçerikleri yasaklamak veya içerikleri kontrol etmek veya çocuklarımızı gözetlemek değil. Yani literatür bize bunu söylemiyor. Onun neler yapılması gerektiğine yönelik raporları hani okuduğumuz zaman, öncelikle teknoloji şirketleri, hükümetler ve bu alanda yapılan şeyler de var. Mesela daha oyunları tasarlarken çocukların yararını düşünmek, oyunları tasarlarken çocukların verilerini minimum düzeyde toplayacak veya hiç toplamayacak şekilde hareket etmek, yaş gruplarını dikkate alarak daha doğru içeriklere çocukları ulaştırmak gibi şeyler, artı anne baba arabuluculuğunu destekleyici, öğretici platformlara ihtiyaç çok ciddi anlamda var. Bu alanda eğitimleri yaygınlaştırmak belki gerekir ve çocukları güçlendirmek tabii en önemli konulardan biri. Çocuklara dijital medya, okuryazarlığı, dijital vatandaşlık becerileri kazandırmak. Bu biraz da bir hani okullarda ders olsun bu demekle olmuyor. Yani olmayacak büyük ihtimalle yakın bir zamanda da, ama bu alandaki çalışmaları, işte mesela Bilgi Üniversitesi medya bölümü buna hizmet ediyor aslında 2016'dan beri. Bu alandaki çalışmaları çoğaltmak, paydaşları çoğaltmak, sistemi aslında dönüştürmenin başlangıç noktası, evet, diye düşünüyorum. Tabii medya özelinde de medyanın bunu fark edip o anlamda sorumluluğu belki alması, haber yazımında bunun dikkate çekilmesi, çocuk, evet, odaklı haberciliğin geliştirilmesi gibi başka çok noktalarda nokta. Evet, sayılabilir. Yani işte mesela hak odaklı habercilik bugüne kadar hep çalışıldı. Bununla ilgili bir takım kaynaklar da var. Belki bu kaynakta hani gazetecilere iletilebilir. En azından bir farkındalık yaratılabilir. Belki bir değişim başlamasına yol açılabilir. Evet. Ben soruları alabiliriz. O şekilde devam edebiliriz. Sanırım orada Meltem Hanım'ın bir sorusu var diye görüyorum ama. Merhaba. Çok iyi bir araştırma, çok etkileyici ve duyabiliyor musunuz beni? Ben de tabii bir anne olarak, bir iletişimci olarak ama biraz da haberci olarak dinledim. Dolayısıyla aklıma eski haberciyim, o açıdan şöyle bir şey geldi. Bu araştırmadan habercilerin nasıl haberi olacak? İşte biraz evvel de konuştunuz zaten. Bir de hani ajans gazeteciliği diye bir şey var ya, işte Esra hocamızın söylediği. Yani o başlık atılıyor. Muhtemelen o işte İHA'dan, BEHA'dan bir yerden geliyor. Benim çalıştığım dönemde bile uzmanlaşma vardı. Yani şu anda habercilikte artık uzmanlaşma o kadar yok ki. O kadar hani her işi yapan haberci makbul, çok az kişi çalışılıyor. Yani inanın hani
akademik açıdan böyle görünüyor ama haberci açısından da işte en iyi haber, yetişen haber, kalemi en iyi olana ajanstan veriyorlar bu haberi. Bir de şimdi o dönemde yine ben çok yoktum. Tabii dijital habercilik var. Bu başlıklar atılınca en çok tıklanılıyor falan. Yani dolayısıyla hani gerçekten gazetecilerin de hani haberciler açısından da çok şey, yani uzmanlaşma olmadığı için herhalde oluyor. Yani çok tebrik ediyorum Esra hocamızı. Bir de hani şöyle bir dilekle bitirmek istiyorum. Umarım hani Bilgi Üniversitesi belki de sadece İstanbul'da mesela eğitimle ilgili olan ya da hani eğitim sayfası olan diyelim, belki gazeteci uzmanlaşmamış olacak ama keşke böyle bir sunsa bunu, hani onları davet etse gazetecileri ve böylece birazcık daha o akademik hayatla sektörün buluşması sağlansa diye geçirdim içimden. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Peki eylem planı olarak evet, gündeme almak yeni gerekiyor. Yeni başladık. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Var ama Esra hocam, çalışmanız için çok teşekkürler. Ebeveyn ve psikolojik perspektifleri bahsedilen kitlenin çeşitliliğine göre tanımlar taşıyor mu? Örneğin özel gereksinim çocukları dahil eden haberler. İncelediğiniz biri külliyatında yer aldığınızda değerlendirmenizi dinlemek isterim. Yani genel olarak aslında çok farklı çocuk profilleri üzerinden ilerlenmiyor. Yani öyle bir varsayım var ki işte bir zararından söz ediliyorsa bu bütün çocuklara aynı şekilde etki edecekmiş gibi bir aslında argüman var. Ama biraz önce dedim ya, hani otizmli çocuklara yönelik geliştirilen aplikasyonların tanıtımı öyle hani farklı gereksinimli çocuklara yönelik olarak bir ne diyeyim, söylem farklılıkları oralarda çıkıyor. O zaman mesela dijital medya çok iyi oluyor. Ama hani psikolog, psikiyatrist söylemlerinde, onların önerilerinde genel olarak bir ayrım yapılmıyor. Hani şu yaştaki çocuklara şu gibi bir şey yok. Ama çocukların, farklı yaşlardaki çocukların farklı ihtiyaçları olabileceğine yönelik bazı farkındalıklar var. O da şöyle, öneriler getirilen haberlerden bahsetmiştim. Örneğin ekran süresiyle ilgili mesela kamuoyunda en çok ilgilenilen konulardan biri. Hangi yaştaki çocuk kaç saat, kaç dakika ekranda olabilir gibi bir takım öyle süreler çok telaffuz ediliyor. Buna dijital dünyada çocuk hakları çerçevesinden baktığımızda çocukların gelişen kapasitelerine yönelik farkındalık diye bakılıyor. Bu farkındalığı biz bu öneriler kısmında genellikle görebiliyoruz. O öneriler bazen psikologlardan geliyor, bazen BÖTE uzmanlarından geliyor, bilgisayarlı öğrenim teknolojileri, değil mi? Bazen de farklı uzmanlık alanlarından gelebiliyor. Buralarda hani çocukların farklılıkları olabileceğine dair bir yaşla ilgili bir farkındalık olabiliyor. Onun dışında genel geçer söylemler söz konusu oluyor diyebiliriz. Salonda var mı acaba evet, soru? Belli hocam. Soruyorum. Soru buyurun hocam. Yok yok değil tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hem araştırma hem sunum için. Bizi tekrar bir araya getiren her fırsata fırsatını çok mutlu ediyor. Ben Esra hocamı dinlerken konunun özüne dair tabii söylediği çok etkileyici bulgular anlamında çok güzel şeyler var. Ben de kenarlarda kalan alanlarla ilgili birkaç gözlemim oldu. Öncelikle bu sadece risk algısıyla ilgili haber yapılmasına şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Çünkü neredeyse bütün iletişim teknolojileri tarihine baktığımız zaman emerging, yeni ortaya çıkan bütün teknolojiler evet, aslında radyosu, sineması, televizyonu, toplumun ahlakını bozuyor, çocukları kötülüyor falan falan. Yani şeyi düşündürüyor bana, hani Sokrates neyle suçlanıyor? Evet. Şu gençleri yoldan çıkarmak suçlanıyor falan. Bunu, bu dikkatimi çekti. İki, tabii deminki gazeteci arkadaşımızın söylediği çok doğru bir şey var. O da toplumun bilim dili okur yazarlığı konusundaki zafiyeti. Bu aslında medyanın ve gazetecilerin de aynı zafiyetten muzdarip olmalarının bir sonucu belki. Yani
kozaliti ile ilgili söylediği şeyler de size bence tamamen bununla ilgili. Hı hı. Yani baktım bağımlı oldum falan gibi. Hı hı. Halbuki bir yani televizyona çıkıp ya biz aslında tam net bilmiyoruz diyen bir bilim adamı makbul bilim adamı olmuyor. Hı. Onun için televizyonda gördüklerimizin hepsi dırlı dirli cümlelerle konuşan, kesin hüküm veren falan tırnak içinde bilim insanları oluyorlar. Son bir şey daha, çok konuştum farkındayım ama son bir comment daha yapmak istiyorum. Tabii bu suçlayıcı dilin arkasında büyük bir sinisizm de var. Yani şöyle ki, başka bir örnekten anlatmaya çalışayım. Mesela sağlıklı beslenmeyle ilgili hepimiz belli bir bilince sahibiz. Fakat bir tarafta da çok büyük işte hani yağ, karbonhidrat ve şeker devleri var. Hı. Dünya yağ, karbonhidrat ve şeker üstünde duruyor. Yani. Bir yandan da biliyoruz ki bunlar bize iyi gelmiyor. Aynı şey bence burada da geçer. Yani bugün bir teknoloji şirketi diye saydığımız şirketlerden 3-5 tanesini saysak ne bileyim Türkiye'nin GDP'sinden daha büyük şirketler olduğunu görüyoruz. Onun için hani bu durumda benim çok dikkatimi çekiyor. Yani burada böyle bir imbalans var. Yani nasıl olabilir? Bir küçük anekdotla bitireyim. Ben bir yurt dışı seyahatinde oğluma hediye almak istiyorum. Oyuncak. Zar zor oyuncakçı buldum. Ve çok farklıydı. Hollanda'da bir oyuncakçı. Yani hani böyle hiç ilginç bir oyuncak yoktu yani aslında. Tahta bebekler, işte kayıklar, model arabalar falan. Bayağı zorlanmıştım yani. Yani demek ki bir toplumsal politika olarak ve social policy olarak bazı toplumlar ve bazı hükümetler bu hiç muhatap alınmayan, edilmeyen hükümetler aslında ilginç adımlar atabiliyorlar. Üstü kanserojen boyası olmayan oyuncaklar da sunulabilir topluma gibi. Tekrar teşekkür ederek Esra Hocam. Ben teşekkür ederim. Bunları düşündürdü bana, anlattı. Teşekkürler. Zoom'daki konuklar bu konuşmayı duyamıyor galiba, değil mi? Siz geldiğini söyleten biraz daha bari. Tamam, o zaman olur. Bir sorumuz var galiba. Evet, belki alabiliriz. Çok teşekkür ederim böyle bir farkındalık yarattığınız için. Teşekkür ederim. Sosyal medya ortamında yapılan haberlerle birlikte tutulmak istemiştim. Evet, yani çocuklara sosyal medyanın ya da internetin diyelim, değil mi, kısıtlanması salık verildiği zaman bu çocukların potansiyellerini de kısıtlar mı diye bir soru. Şöyle, tabii belli aslında bir takım hukuki sınırlar da var. 13 yaşın altında çocukların sosyal medya kullanıcıları olmamaları gerekiyor hukuken. Amerikan Kopa Yasası'na göre. Çünkü Facebook'un bağlı olduğu yasada o işte. Meta diyelim artık, değil mi? Instagram'ın da. WhatsApp'ın mesela 16 yaş sınırı gibi. Şimdi şunu demiş olmayayım ben. Çocukları yaş sınırını falan gözetmeden sosyal medyada serbest bırak. Hayır. Böyle bir şey söylemiyoruz. Çocuklar sosyal medyada ama yaş sınırı rağmen varlar. Şimdi asıl söylememiz gereken şey çocukların internette, çevrimiçi ortamlarda kendilerini en yararlı şekilde, fırsatlardan en çok yararlanabilecekleri şekilde var olmaları nasıl sağlanır? Bunun için kimler nasıl roller oynayabilirler? Aileler neler yapabilir mesela? Aileler nasıl yönlendirici rol oynayabilir? Hangi konularda bilinçli olmaları sağlanabilir? Çocukların mesela kişisel veri bilincinin olması, o konuda eğitilmesi gerekir. Çocukların mahremiyet bilincinin olması, o konuda eğitilmesi gerekir. Bunların hepsi dijital vatandaşlık becerileri dediğimiz şeyler veya dijital ortamlarda empati becerilerinin desteklenmesi gerekir. Siber zorbalık gibi bir davranışın önüne geçmek için. Bütün bu eğitimlerin önce verilmesi gerekir. Artı rezilyans kazandırılmasının da hedeflenmesi gerekir. Çünkü çocukların ihtiyaç duydukları temel şey aslında bu dünyada risklerle karşılaştıklarında o riskleri tanıma, o risklerden eğer etkileniyorlarsa olumsuz yönde tekrar ayağa kalkma becerilerinin olması en önemli şey. Çünkü bu dünyanın gerçeği bu, burada olacaklar, burada çok ciddi fırsatlar da var. Şunu söyleyeyim, sorunun tam yanıtı şu. Araştırmalar gösteriyor ki
Çocuklar ne kadar çok fırsatlardan yararlanırlarsa çevrimiçi ortamda o kadar çok risklerle de karşılaşıyorlar. Şimdi bu bir gerçek. Dolayısıyla rezilyans kazanmaları gerekiyor ve rezilyans kazanmaları da zaten ancak orada varlarsa mümkün olur. Çünkü kağıt üzerinde öğrenilebilecek bir şey değil. O yüzden doğru yönlendirerek, bilinçlendirerek, dijital vatandaşlık becerileri kazandırarak bu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik etmemiz gerekir. Katılım hakları, ifade hakları bulunuyor, sosyalleşme hakları bulunuyor, çocukların dijital ortamlarda eğlenme, öğrenme, bilgilenme hakları bulunuyor. Doğru yönlendirme ve doğru bilinçlendirme. Yani bu böyle cevap vereyim. Doğru olsun. Özne olarak evet, görmek. Evet, yani evet, anlamda. Evet. Aslında bunu çocuk ve gençler diye de belki tabii düşünebiliriz. Yani 18 yaş 6 evet, gibi düşünüyorum çocuk derken ama çocuk ve gençler demek evet, de çok yani doğru. Yani bu genç diye düşününce aslında bu tabii bizim de üniversitede hocalar olarak bizim de bakış açılarımızı tekrar gözden geçirmemizi de neden oluyor. Burada da bir soru var. Evet. Ben de birkaç not aldım. Belki hani düşünmeye katkısı olur diye. Birincisi belki eşitsizlik mevzusu. Yani hani bu haberlerin içinde o ne kadar vardı bilmiyorum ama erişim COVID döneminde o kadar karşımıza çıkan hani sosyal medyanın riskleri, fırsatları ama bu kimin için var, kim yararlanıyor, nasıl? Belki o da böyle üzerine düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü özellikle çocuk katılımı için hani çocuk çalışmalarında bizim yıllarda uğraştığı çok zor bir alanda belki katılım imkanlarını arttıran ama işte gene kimler katılabiliyor? En dezavantajlı çocukların hani bu açıdan da yaşadıkları. Hani en son gene iletişim fakültesinin de bizim de göç merkezi olarak yaptığımız bu infodan yalan yanlış haberle mevzusu açısından da bence çok yerine denk gelmiş oldu. Çünkü gerçekten Ali Hoca'nın söylediği o hani hakikat sonrası dönemde bununla ilgili de hani hakikat gerçek nedir ya da algılar üzerinden dünyayı okuyoruz ve bu algılarla bilim ne söylüyor arasında gidip gelmek ve bilim karşıtlığının da çok çabuk oluşabilmesi. Yani bilimin en önemli noktası soru sormak, hipotezlerin yanlışlamaya ya da yanlışlamamaya sonuçlanması ama bu medyadaki o hızlı haber trafiğiyle uyumlu değil. Evet. Ve çok daha net cümleler tercih ediliyor. İşte siyah beyazlar isteniyor. O greyliklerle iletişim burada da karşımıza çıkıyor. Özellikle o açıdan da yani ellerinize sağlık gerçekten çok önemli bir tartışma. Belki son olarak da hani çocuğun üstün yararını burada nasıl gözeteceğiz ve çocuğun iyi olma hali açısından bu ne demek? Evet, ebeveynlere çok ciddi bir yük geliyor ama onun dışında bütün kurumsal yapılarımız, işte okullar, müfredatların içine koymak, kurumların kendini bu gözlükle kontrol etmesi. Belki çok son ufak noktada bizim yaptığımız araştırmalarda çocuklarda her zaman bu zorbalık sınıf içinde de olan ya da arkadaş zorbalığı onun çok şiddetli bir biçimi dijital ortamda da gerçekleşiyor. Ama hani bu dijital ortam daha kapalı alanlar belki de. Okul işte WhatsApp grupları olabiliyor birbirleri arasında. Yani bu tür bir alana da belki çok ciddi başka bir tür çalışma yapmak gerekiyor. Hem o çocukların tabii bütün o özel alanını koruyarak ama oradaki aktarılan öyküler dediğim biz orada hakikaten nesil ve yaşlılık hissiyatımız geliyor. Bambaşka bir iletişim ağı orada var olan. Yani çevrim içi o sosyalleşme alanı belki hepimizin özellikle de bu alanda yeni çalışan arkadaşların çocukla çalışmanın bütün o dikkatli alanlarını da göz önünde tutarak orası da belki başka bakılması gereken yer değiliz. Sondan o kadar doğru bir şey söylüyorsunuz ki yani bu zorbalık meselesi gerçekten dijital dünyada hani en çok konuşulan konulardan biri. Mesela OECD'nin raporlarında da alarming böyle hani bütün dünyada aslında Türkiye'de bunlardan biri en çok çocukların karşılaştığı riskler arasında. Orada aslında sosyal duygusal öğrenme becerileri diye böyle bir yeni yetkinlikler alanı tanımlanıyor ya aslında dünyada. Orada o beceriler üzerinden sırf dijital vatandaşlık becerileri değil ama sosyal duygusal öğrenme becerilerinin müfredata bir şekilde yedirilmesi,
siber zorbalığı engelleyecek en önemli yaklaşımlardan biri olarak kabul ediliyor dünyada. Hani belki bunu Türkiye'de de yerleştirmek önemli olabilir. Bir de bu erişim meselesi vardı. Covid dönemi benim araştırmamda yok. Ben veri satın aldığımda 2020'nin Ocak ayına kadar istemiştim. Çünkü işte BAP'ın öyle bir takvimi vardı. O takvim biraz da başvurduğumuz zamandan daha geç bir zamanda başlayabiliyoruz aslında çalışmaya gibi. Ve sonra Covid çıktı. Ben bu verileri istedikten sonra Covid çıktı. Ama mesela Covid dönemi için ayrı bir çalışma belki yapılabilir diye hep aklımda var. Bunu düşünüyorum. Orada o erişim meselesi daha fazla gündeme geliyor. Bu aralıkta var mı? 2015-2020 aralığında erişim konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Yani onu da red söyleyebilirim. Yine çocuk hakları üzerinden gidecek olursak. İnfodemi de hiç konuşulmuyor. Ama Covid ile ilgili böyle ayrı bir çalışma yapılırsa, online eğitim nasıl gazetelerde tartışıldı, çocuk hakları perspektifinden gibi bir çalışma belki birlikte yaparız. Öyle olabilir diye düşünüyorum. Bir de çocuğun iyi olma hali var herhalde. Evet. Yani orada da çocuğun iyi olma halini destekleyecek en önemli elimizde somut olarak olan şey çocuk hakları çerçevesi. Dolayısıyla yani o iyi olma halini desteklemek üzere yine o çerçeveden baktığımızda yine eğitim çıkıyor karşımıza. Yani dijital dünyada güçlü kalma, rezilyans geliştirmeye yönelik eğitim. Yani en önemli destekleyebileceğimiz araç çocukların eğitimi, anne babaların eğitimi ve teknoloji şirketleriyle hükümetleri göreve çağırma durumu oluyor. Böyle bir şey çıkıyor aslına bakarsanız. Bir soru daha var. Soru değil de aslında sizin yanıt verdiniz. Ben de diyecektim ki motivasyonel bir şey konuşuyor olarak. Bunu devam ettim hocam. Lütfen çünkü Covid bir müdahale oldu aslında. Ve çok büyük bir fırsat yarattı. Hiç böyle bir cümle yapacağımı düşünmemiştim Covid'le ilgili. Ama çünkü ondan yani Covid'den sonra eğitimde online challenge oldu. İşte anne babalar evden çalıştı, çocuklar çizgi film seyretmek zorunda kaldılar yani. Bu aslında fırsatı biraz zorun olarak hayatımıza geçirmiş olduk. Ben çok merak ederim buna medya nasıl yaklaştı. Çok güzel olur bence. Bence devam edelim. Karşılaştık. Çalışma da olmuş olur. Evet. Sanırım zamanımız gözde. Evet. Devam ediyoruz zaman sorun yoksa devam edebiliriz. Birazcık daha belki. Yani ayrılmak isteyenler ayrılabilirler. Ya bence çok keyifli oldu. Ben de tam pandemiyi söyleyecektim aynı motivasyonla. Çünkü hani özellikle olanaklar veya ilişkiler bağlamında ebeveynlerin tanıklığı ve herkesin kendi evindeki tanıklıkları, o gazetecilerin kendi çocuklarıyla deneyimlerinin dönüştüğü ve değiştiğini düşünüyorum. Belki o yansımıştır. Benim şey, çocuk algısı meselesi aslında hep sorunluydu. Ama orada şöyle düşünüyorduk. Yani büyükler çok deneyimleri var bu yaşama dair. O yüzden de onları eksik, muhtaç, beceremiyorlar, potansiyellerine güvenmeyen gibi görüyorlar diyorduk. Ama dijital dünyalara ilişkin hani böyle şey de söylemek de mümkün değil. Yani yetişkinlerin bu konuyla ilgili deneyimi de çocuklarla hemen hemen aynı. Yani onların içine doldukları bir şey. Ama yine de o hiyerarşiyi ona çok vurguladığınız için de özellikle söylemek istedim. O çok enteresan. Yani aslında çok çocuklardan öğrenebilecek ve çok birlikte öğrenebilecekleri bir alan. Belki de o hiyerarşinin çok daha rahat kırılabileceği bir alanda da medya tekrar aslında yani yetişkinlerin sanki çok daha çocuk adına karar verebileceği bir şeymiş gibi. Hiç görüşlerini almadan, hiç onlar için ne anlama geliyor yapmadan. O yüzden hani belki teknoloji şirketleri ve devlete de sorumluluklarını hatırlatırken bir de çocukların görüşleriyle beraber aktarmak çok kritik. Çünkü orada da gene bir yetişkin anlayışıyla bir teknoloji şirketi bir yetişkin değil de gerçekten çocuğun için nasıl bir güvenlik politikası daha etkili, neyi kullanıyor, hangi yaşta neyi yapabiliyor gibi bir onu söyleyecektim. Bir de yine belki düşünmek için söylüyorum. Bu biyoekolojik model vardır ya, ben dijital dünyada onun çok değiştiğini düşünüyorum. Yani böyle yakın çevresi biraz sonra öyle değil yani bildir diyor, ihbar et diyor, devlet kurumuna ulaşabiliyor. Yani aslında çocuklar bunu kullanabiliyor. Yani o yüzden o yakın ve uzak çevre dediğimiz ya da o çocuğun doğrudan etkilenmediği gibi bir şey değil. Çok doğrudan temas halinde. Belki bu çerçeveden de tekrar bakabiliriz. Dijital dünya çocuğun çevresindeki o halkaları
nasıl değiştirdi, nasıl ilişkilerini değiştirdi diye. Çok teşekkürler. Bu bir yorum oldu. Teşekkür evet, ederim çok Gözde. Çok da anlamlı bir yorum oldu. Şeyde Facebook, Zoom'da soru var mı acaba hiç? Varsa yoksa... Zoom'da soru yok, yorumlar vardı. Evet. Teşekkürler. Evet. Biz de çok teşekkür evet, edelim katılımcılara Zoom'da. Evet. Ben son şeyi sorayım aslında. Yani bütün bu araştırmadan sonra dijital medya ve çocuk platformuna ilişkin yaklaşımında böyle bir hani... Bir değişiklik değil ama hakikaten oraya nasıl yansıyacak bu araştırmalar daha onu merak ettim. Daha çok çocuk sesi duyurmak. Yani ben de uyandırdığı şey burada. Evet. Hani baktığın zaman medyada daha çok çocuk sesi duymaya ihtiyaç olduğu çok net ortaya çıkıyor. Dijital medya ve çocukta da biz hani bugüne kadar hep akademik literatürü ebeveynlere aktarmaya çalıştık. Hani bundan sonra ne yaparım, nasıl yansır diye düşündüğümde daha çok çocuk sesi, daha çok çocuk bakış açısını belki platformdan ve sosyal medya kanallarından aktarmakta fayda olur diye düşünüyorum. Belki bu şeyi de getiriyor. Araştırmalarda çocuk sesi ne kadar var? Tabii, ne kadar hakikaten duyuruluyor ve nasıl kullanılıyor o sesler gibi böyle araştırma yöntemlerimize ilişkin de bazı soruları gözden düşündürüyor. Evet. Şey tabii çok etkileyici benim için. Geçen seneki bu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Birleşmiş Milletler 25. Genel Yorumu uzun bir şey oluyor ama o hazırlanırken, o genel yorum hazırlanırken dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok farklı yaştan, pek çok farklı çocuğa görüşü sorulmuş. Görüş alınarak hazırlanmış olan bir belge. Yani çocuk hakları zaten var. Bu çocuk hakları belgesi dijital dünyada nasıl yorumlanmalı diye çocuklara da sorulmuş. Bu çok önemli bir şey. Yani bana çok ilham veriyor açıkçası. Dolayısıyla hani dijital medya ve çocuk nasıl devam etsin diye belki çocuklara sorabiliriz bir araştırma yapıp. Evet, çok güzel olur. Teknoloji şirketlerine de hitap eden policy maker'a yani hükümetlerine de belki hepsi biraz daha şey oluyor ama yani asıl büyük teknoloji şirketlerine hitap eden bir dil de olmalı. Evet. Çünkü evet, ben biliyorsun hayran edip dijital medya ve çocuklar yıllardır. Ama oradaki muhatap da aslında ebeveynler abi. Evet. Çok iyi, çok faydalı. Yani çok yararlı görüyorum. Ama hani orada kimi hedefe koyacağımızı belki bir kere daha şey yapabiliriz. Zenginleşebilir o yani. Evet, zenginleşir. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu bence. Teşekkür ederim bu arada herkes için de öneri getirmeye sağladı. Evet, katıldığınız hem Zoom'dan hem burada gelen hocalarımıza, arkadaşlarımıza, öğrencilerimize çok teşekkürler. Çocuk Çalışmaları Mükemmelliyet Merkezi'nin sonraki çalışmalarını takip edin lütfen diyelim. Ve teşekkür ediyoruz Esra Hocam.